Hastalarımızda, erkek hastalarımızda biz geldiği zaman bir hormon profiline bakıyoruz. Sperm tahlilimizi yapıyoruz. Sperm tahlilimiz eğer normalden biraz düşükse, varikosel hastalığı varsa hastada mesela, varikoselektomi operasyonu yapılıyor. Ameliyattan sonra %30 ile 60 civarında sperm kalitesinde artış izliyoruz. Bu aynı zamanda hastaya hormonların düzeltici ilaçlar, aynı zamanda da sperm kalitesini artırıcı ürünlerle, ilaçlarla hastalara da iyi bir sperm kalitesi yakalarsan tabi gebelikte yakalama şansımız oluyor. Bizim en çok yaptığımız ameliyat varikosel Evet. Peki bu şeyler. mu yani ümit vadeden biraz hani imkansız hani umudun çok düşük olduğu, imkanın çok düşük olduğu bir kısım var dedik. Onlardan Evet. konuştuk. Bir de kısırlık tanısı kondu ama ihtimali yüksek olan İhtimali yüksek olanlar var. gruplar neler? Oradaki Orada kesim nasıl? şöyle, şimdi mesela bizim sperm tahlilini yaptırdık. Hastanın sperm konsantrasyonu işte 10 milyon çıktı, 5 milyon çıktı. O arada bir şey çıktı mesela diyelim. Sıfır değil yani. Çünkü bir tanesi yetiyor normalde spermin. Ve birazcık da hareketsizlik çıktı. Mesela diyelim hasta da sigara kullanıyor. Alkol alıyor. Spor yapmıyor. Şişman. Ondan sonra kötü alışkanlıkları var. Biz bu hastalarda mesela bir yaşam tarzını değiştirme, kilo veriyoruz, spor yaptırıyoruz, sigarayı bırak, alkolü azalt. Ondan sonra işte sperm kalitesini arttırıcı ürünler başlayalım filan diyoruz. Ve varikoseli varsa varikosel operasyonu yapıyoruz hastaya. Hastanın mesela 3 ya da 6 ay sonra tekrar spermine bakıyoruz. Biz bak, sperm tahliline baktığımız zaman hastalarda genellikle sperm kalitesinde ciddi bir artış oluyor. Sperm kalitesinde yoğunluğunda bir artış, hareketlilikte bir artış. Hasta hem kalitesini düzeltmiş, hem hayat alışkanlıklarını değiştirmiş şekilde ve güzel sonuçlar da çıkabiliyor. Mesela diyelim ki bu sperm sayısı arttı, hala da çocuk olmuyorsa, o zaman tabii artık yardımcı üreme tekniklerine geçmekte fayda var.